arkadaşlar, Usta Mutfak'ta hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel pizzalar yapacağız. Mantarlı, ton balıklı, sucuklu, çok güzel lezzetli pizzalar yapacağız. Belki sevgililer günü özel de bir tanesini kalp şeklinde yapabiliriz. Haydi başlayalım. Pizzamız için önce ne yapıyoruz? Hamuru yapıyoruz. Ben 5 bardak, 5,5 bardak kadar un kullanıyorum. Siz de istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir pakette instant maya koyuyorum. Toz olanları birbirine karıştırıyorum. Daha sonra suyunu ekleyeceğim ve yağını ekleyeceğim. İçerisine 3-4 yemek kaşığı şöyle zeytinyağı ya da sıvı yağını ekliyorum. Şöyle suyumu 1 bardak olarak başlatıyorum. Ilık su alıyorum bu arada. Siz de ılık suyla başlayın. Şöyle karıştırmaya başlıyorum. Karıştırdıkça suyu ilave edin ki çok cıvık bir hamur olmasın. Şöyle su ilavesi yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı daha su ilave ettim. Ve güzelce hamurumu şöyle karıştırıyorum. Evet, ne yaptık? Hamurumuzu gördüğünüz gibi şöyle bir kıvama getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Kabımız içine alıyoruz. Yarım saat, 40 dakika kadar üstün steşi kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurum 40 dakikadır maylanıyor. Şimdi açalım bakalım. İstediğiniz gibi olmuş mu? Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse 2,5 katı kadar büyümüş. Tam istediğiniz gibi. Şimdi bunu tezgahımıza alacağız. Ve güzelce ufak bir yoğurmadan sonra, havasını aldıktan sonra ne yapacağız? Parçaları pizzamızın tabağını yapacağız. Güzelce maylandı. Yumuşacık. Şimdi biraz havasını alıyoruz. Ufak ufak açmaya başlıyoruz. Evet. Şöyle biraz açtık. Biraz elimizle büyütelim. Şimdi bunu yağlı kağıt koyduğumuz tepsimiz üstüne alacağız. Ve orada sosunu malzemelerine vereceğiz. Şimdi çatalımız yardımıyla hamurumuzun içine şöyle delikler açıyoruz ki hamurumuz piştiği zaman ne yapmasın? Kabarmasın. Şöyle bir sos yapmışım. İçerisinde domates püresi ya da salça kullanabilirsiniz. 2 kaşık yeterli olacaktır. Kekik var, sarımsak tuzu var, şeker var ve tuz var içerisinde. Şöyle yayarak her tarafına sürüyoruz. Bir fırça yardımıyla da şöyle her tarafına yayabilirsiniz. Ortasına bir tane hamur parçası yaptım. Ne yapacağım? Şöyle kalp şekline getireceğim. Bakalım şöyle yapabileceğiz mi? Şöyle kalp şeklini vereceğim ve ne yapacağım? Sevgililer gününe de güzel bir pizza yapmış olacağız. Onu da şöyle fırçamız yardımıyla soslayalım. Bakalım piştiğinde nasıl olacak? Evet, şimdi kaşarımızı serpmekle işe başlıyoruz. Evet, kalbimizin içine şöyle domatesle dolduralım. Kırmızı kalp gibisinden sevdiğimize sevgimizi gösterelim. Şimdi bunu ton balıklı yapalım. Ton balıklı pizza yapacağız. Çok fazla değil. Kararınca koyuyoruz. Çok seviyorsanız çok koyun ama çok olduğu zaman güzel olacak anlamına gelmiyor. Ben şimdi mısır ekleyeceğim. Şöyle birkaç tane. Şöyle biberlerim var. Biberlerimi ben ekleyeceğim. Çok fazla değil yine. Birkaç tane soğan dilimim var. Onlardan da ekleyeceğim. Evet, pizzamız gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bunu 200 derecede 15-20 dakika boyunca pişireceğiz. Ve çıkaracağız, afiyet diyeceğiz. Şimdi ikinci pizzamızda ne yapıyoruz? Kabarmaması için çatalımızı deliklerini açıyoruz. Kaşar peynirimizi de şöyle üstüne serpiştiriyoruz. Çok fazla kaşar peyniri kullanmıyorum ben. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ne yapıyorum? Sucuklu mantarlı yapıyorum. Şöyle sucuklarımı güzelce dilimlere gelecek şekilde diziyorum. Mantarlarımızı şöyle ekliyoruz. Biberlerimizi serpiştirelim, rengimiz güzelleşsin.
Araya güzel renkler de serpiştiriyoruz. Şöyle mısırlarımızdan da son dokunuşu yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu pizzamız hazır. Sucuklu mantarlı. Şahane oldu. Pişmeye gönderiyoruz ve çıkınca afiyetle yiyeceğiz. Gerçekten bomba bir tarif oldu. Şeklimiz 10 numara. Ellerimize sağlık. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana destekleriniz önemli. Şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.